Merhaba arkadaşlar. Geçen videoda hatırlarsanız bir bankanın kısmi rezerv kredilerini bilançosunda nasıl gösterdiğini hep birlikte inceledik. Bunu yaparken kısmi rezerv kredi sisteminden bahsettiğimiz süre boyunca edindiğimiz kavramsal yaklaşımdan faydalandık. Biri rezerve 100 milyon lira mevduat yapıyor ve bunun 90 milyonu dışarıya borç veriliyor. Tabii karşılığında kişinin istediği zaman gelip parasını talep edebilmesi yükümlülüğü doğuyor. Yani istediği zaman gelip parasını çekebilir. Paranın 90 milyonu dışarıya kredi olarak verildiğinde buna karşılık elde edilen varlık 90 milyon lira değerinde borç senedi oluyor. Bu videoda yapmak istediğim şey şunu netleştirmek. Bu kavramsal olarak kısmi rezerv kredi sistemini ele almanın güzel bir yolu. Ama bankanın gerçekte yaptığı şey bundan biraz daha farklı. Gerçekte bilançolarının hem varlık hem de borç tarafını genişletebiliyorlar. Böylece tam olarak aynı şeyi sadece 10 milyon lira rezervle yapabiliyorlar. Şimdi şunu netleştirelim. Bu videolarda kısmi rezerv kredi sistemini maruz göstermek veya herhangi bir şekilde itham etmek gibi bir niyet gütmüyorum. Sadece muhasebesi nasıl yapılıyor onu göstermeye amaçlıyorum. Tabii sonra siz inine boyuna düşünüp kısmi rezerv sistemini kullanmaya değer mi değmez mi kendiniz karar verirsiniz. Şimdi aynı örneği ele alalım ama bu kez bu örneği geçen videoda başladığımız gibi başlayalım. Gidip 10 milyon lira değerinde varlık satın alıyorum. Peki nedir bu varlıklar? Banka binası, ATM'ler, bilgisayar sistemleri filan. Ve bunu yaparken kredi kullanmıyorum. Diyelim ki bu para bende zaten vardı. Yine bankanın sahibi benim. Tüm varlıklar bana ait olduğuna göre öz sermayem 10 milyon lira demektir. Yani 10 milyon lira öz sermayem var. Şimdi bu örnekte geçen videoda olduğu gibi 100 milyon liralık bir mevduat almıyorum da A kişisi gelip 10 milyon liralık bir mevduat yapıyor. Yani gelip 10 milyon lira para yatırıyor benim bankama. Evet, 10 milyon lira değerinde banknot. Evet, buraya 10 milyon lira yazdık. Bu kişi istediği zaman, yani A kişisi 10 milyon lirasını istediği zaman gelip talep etme hakkına sahip. Bu da B kişisi olsun. B kişisi A kişisinin onda biri kadar zengin. Evet, bu B kişisi. B kişisinin vadesiz mevduat hesabı. Evet, vadesiz mevduat hesabı. Şimdi yapacağım şeyi ilk bakışta anlamak çok zor gelebilir arkadaşlar. Banka sahip olduğu vadesiz mevduatların sadece %10'unu rezervde bulundurmak zorunda olduğu için, bakın burada görmüştük, sadece buradaki bu paradan kredi verebilmek yerine banka bu rezervleri elinde tutup vadesiz mevduatlarını otomatik olarak artırabilir. Diyelim ki ben bir sürü yatırım yapmışım ama işler kesat gitmiş, beklediğim gibi gitmemiş. O yüzden bu bankaya gidiyorum ve 50 milyon lira kredi istiyorum. Bakıyorlar, 50 milyon liralık bir kredi için güvenilir miyim? Bu parayı doğru bir yerde mi değerlendireceğim? Geri ödeyecek gibi miyim? Nihayet bu parayı Ümran'a verebileceklerine kanaat getiriyorlar. Peki bu nasıl olacak? Kredi olarak verecek 50 milyon liraları yokken bana bu krediyi nasıl verecekler? Verecekler de nasıl verecekler? Hemen açıklıyorum. Şu şekilde oluyor arkadaşlar. Bana 50 milyon liralık bir vadesiz mevduat hesabı açıyorlar. Yani ne yapıyorlar? 50 milyon liralık vadesiz mevduat hesabı yaratmış oluyorlar. Ümran'ın vadesiz mevduat hesabı. Elbette banka bu işe para saçmak için girmiş değil, o da Ümran'dan mahsup bir varlık elde ediyor. Yani Ümran'dan borç senedi alıyor. Yazayım şimdi, şöyle yazalım. Ümran'a verilen kredi aslında bir varlık çünkü gelecekte Ümran krediyi bankaya geri ödeyecek. Buraya Ümran'a verilen kredi veya Ümran'ın verdiği borç senedi diyebiliriz. Evet, borç senedi diyelim. Şimdi diyelim ki Semih geliyor. İsmi de uydurmaya başladım. Evet. Evet, Semih geliyor ve o da bir 40 milyon lira kredi çekmek istiyor. Bankada bunun iyi bir yatırım olduğuna kanaat getiriyor. Gerçi bunu da belirtelim. Bu 50 milyon liralık, bu Ümran'dan alınan 50 milyon liralık borç senedi yani.
Burada da 50 milyon değerinde, yani 50 milyon liraya kadar çek yazabiliyorum. Böylece gidip, işte bu 50 milyon liralık bir krediydi. O yüzden artık bu meblağ üzerinden çek yazabiliyorum. Ve bu çekleri kullanarak artık kendi işimi kurabiliyorum gibi. Hatta bu çekleri alıp nakde çevirebiliyorum. Tabii bankanın yeterli rezerve sahip olduğundan emin olması lazım. Benim birden gelip 10 milyon liranın üstünde para çekmeye çalışmamı kesinlikle istemez. Eğer böyle bir şey olursa gidip ya başka bir bankadan ya da son çare olarak Merkez Bankası'ndan rezerv borç almaları gerekir. Neyse, devam edelim biz. Sonunda bilançoların birbiriyle aynı çıktığını göreceğiz zaten. Diyelim ki başka bir iş adamı olan Semih geliyor ve 40 milyon lira kredi çekmek istediğini söylüyor. Yani yine aynı şey. Banka ne yapıyor? Kredi vermeye karar veriyor. Yani Semih'e 40 milyon lira kredi verecekler. Ancak yine rezervlerinde bu kadar para yok. Dolayısıyla Semih'e de bir vadesiz mevduat hesabı açıyorlar. Bu da ne oluyor? Semih'in 40 milyon liralık vadesiz mevduat hesabı oluyor. Elbette ona da parayı hibe etmiyorlar. Karşılığında onlar da Semih'ten bir varlık elde ediyorlar. Nedir bu? 40 milyon liralık bir borç senedi. Yani Semih'ten 40 milyon liralık borç senedi alıyorlar. Şimdi şöyle diyebilirsiniz, banka bunu yapmaya devam edemez mi? Borç senedi almayı, tabiri caizse para yatırmayı sürdüremez mi? Çünkü bu vadesiz mevduat hesapları fiilen para demek, banka para yaratıyor demek. Bu insanlar artık bankanın nakde çevirme yeteneğine güvenerek çek yazabiliyor. Cevap şu, burada bankayı sınırlayan şey rezerv gereksinimleridir. Vadesiz mevduatların rezervleri oranı ancak 10'da 1 olabilir. Gerçi bu ülkeden ülkeye farklılık gösteriyor. Merkez Bankası politikalarına göre değişebiliyor. Parayı kontrol etme yollarından biri bu, en yaygın olmasa da. Neyse, burada da bir rezerv gereksinimi var. Evet, %10. Vadesiz mevduatların %10'u Amerika'daki büyük bankalar için oran bu, rezerv olarak tutulmalı. Bankalar vadesiz mevduatlarının %10'una karşılık gelecek rezervlere sahip olmak zorundadır. Ve bankaların bunu sonsuza dek yapmalarını engelleyen şey de budur işte. O halde bu banka limitini doldurdu demektir. Verdiği kredi miktarının rezervlerine oranı bankayı kısıtlıyor. Biliyorum bu biraz şüpheli bir durum gibi görünüyor. Banka bu vadesiz mevduat hesaplarını yoktan var etti çünkü. Aslında tek sahip oldukları insanlara şöyle dediler: 100 milyon liranız var, istediğiniz zaman çekebilirsiniz. Halbuki sahip oldukları rezerv 10 milyon liradan ibaretti. Varlıklarının geri kalanı insanlardan aldıkları borç senetlerinden oluşuyordu. Ama diğer kavramsal versiyonda olan da aslında tam olarak bu. Kısmi rezerv kredi sisteminin geleneksel örneğinde de durum aynı. Birilerine istedikleri zaman çekebilecekleri bir 100 milyon liradan bahsediyorsunuz. Ama bunun 90 milyonu dışarıya kredi olarak veriyorsunuz. Yani aslında kasada olan para sadece 10 milyon lira. Bu ikisi işlevsel olarak birbirlerine tam olarak denk. Bunlardan birini içinize sindiremezseniz, mesela birinde paranın banka tarafından yoktan var edildiğini düşünürseniz, bilin ki her iki durumda da aynı şey oluyor. Kısmi rezerv kredi sistemini toptan içinize sindiremiyorsunuz demektir. Sadece bu fikri değil. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hoşça kalın.